Sırada Halil Okka, 2 Okka House. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aslında biz olaya birazcık daha bireysel bir açıdan bakıyoruz. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Bizim de sürdürülebilir bir yaşam alanını nasıl tasarlayabiliriz ve olayı bütüncül olarak nasıl ele alabiliriz? Bunun üzerine fikir aşamasında olan bir proje hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında sunumun en sonunda söyleyeceğim şeyi başta söylemek istiyorum ben. Çünkü sunumu bu gözle izleyebilirseniz daha faydalı olacaktır. Biz kendimizi daha çok bireysel ve sosyal bir girişimci olarak tanımlıyoruz. İşin sosyal sorumluluk tarafının da önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hani sunumu bu gözle bakarsanız çok memnun olurum. İşin birazcık da hikayesine değinmek gerekirse ben eşimle birlikte yani kırsalda doğup büyüdük. Ve yaklaşık olarak İstanbul'a üniversite için geldikten sonra 10 yıllık bir İstanbul deneyimimiz oldu. İki tarafı da aslında deneyimleme şansımız oldu. Son zamanlarda artık şehir hayatında bazı şeylerin sürdürülemez olduğunu, işte zaman konusunun, stresin, yani buna benzeyen şeylerin sürdürülemez olduğunu düşünerek bunu nasıl yapabiliriz diye arayışlara girmiştik. Bu konuda da aslında dünyada yani herkesin aklına gelebilecek ilk şey kırsala dönmek, kırsalda bir şeyler yapmak olabilir. Ama biz iki tarafı da deneyimlediğimiz için kırsalın da kendi içerisinde bazı zorlukları olduğunu biliyoruz. O yüzden olay sadece kırsala kaçmak değil, orada nasıl daha sürdürülebilir, her şeyi daha nasıl bütüncül olarak ele alabiliriz diye arayışlara başladık. Şimdi bu konuda dünyadaki yaklaşımlara baktığımız zaman felsefesini de sevdiğimiz ve felsefi olarak da bizim bakış açımıza çok uyan permakültür yaklaşımıyla tanışmış olduk. Aslında permakültür daha çok gıdayla ya da tarımla ilgili sürdürülebilirliğe odaklanıyor ama bizim konseptimize de neredeyse cuk oturuyordu. Çünkü permakültür sizin sadece tarımla ilgili alanlarınızı tasarlarken yaşam alanınızı, evinizi nasıl yapacağınızı, mıntıka analizlerinizi nasıl yapacağınızı da ön planda tutuyor. Aslında sıfırıncı mıntıka dediğimiz merkezde evin olduğu bir konsept var. Yine o zaman dedik ki biz merkezi nasıl sürdürülebilir yaparız diye bunun üzerine araştırma yapmaya başladık. Dünyadaki ekolojik yapıları, işte yapı tekniklerini, yereldeki ülkemizdeki yapı tekniklerini de hepsini araştırdıktan sonra daha modern olan sıfır enerjili bina konseptlerini, yeşil bina konseptlerini, pasif bina konseptlerini hepsini araştırdıktan sonra bunları kendimize göre biraz sentezlemeye çalıştık. Bu noktada da aslında her şey hazırdı. Bir brief dosyası hazırladık. Pasif bina konseptini kullanmaya karar verdik. Alanda işte tarımla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdik ama sonra işin öyle olmadı ortaya çıktı. İlk sorunu yüzleşmemiz de bu noktadan sonra başladı. Biz brief dosyasını mimara veririz. Onlar bizim için alanları tasarlar. Biz de yolumuza devam ederiz diye düşünmüştük. Biraz sektör, yazılım sektöründe çalıştığımız için işin farklı olduğu aslında sonradan anlaşıldı. Biz daha çok böyle bilgiyi dokümante etmeyi, herkesle paylaşmayı, ekip halinde çalışmaya alışık yapılardan geliyoruz. Ama inşaat sektöründe iş böyle değilmiş maalesef. Mimar tasarımı yaparım, imalatı sen yaparsın diyor. Müteahhit ben tasarıma bakmam, bildiğim teknikleri uygularım diyor. Dolayısıyla bu süreç biraz bizim korktuğumuz gibi oldu ve duvarı tosladık aslında. Sonra da aklımıza bir soru geldi. Yani tamam mı, devam mı? Aslında bizim amacımız doğaya dönmek, sürdürülebilirlik ve ticari kaygılar olmadığı için biz pes etmedik ve bu konuda kendimiz bir şeyler yapmaya başladık. Bizim brief dosyamız artık bir proje dosyasına dönüştü. Biz projenin maliyet tarafını, işte bir taraftan permakültürden öğrendiğimiz dilim analizleri vesaireyle kendi binamızı yavaş yavaş tasarlamaya başladık. Yeşil bina kriterlerinden öğrendiğimiz yağmur suyu hasadını nasıl yaparız, bunları nasıl hayata geçirebiliriz diye süreçleri detaylandırmaya çalıştık. Hatta şu anda inşaat planlamasını da kendimiz yapıyoruz. Bu arada burada belki bunu da söylememde fayda var. Biz eşimle birlikte aslında yazılımcıyız. Yani hiç inşaat sektörü ya da mimarlıkla ilgili hiçbir deneyimimiz yok. Şimdi başta söylediğim sürdürülebilirlik kelimesine tekrar burada da önemli bir noktası var. Biz bu kadar şeyi öğrendik, bu evi yapacağız, bir şekilde hayata geçireceğiz. Konunun sürdürülebilirlik tarafı da çok değerli. Ama buradaki bizim öğrendiğimiz bu bilginin sürdürülebilirliği ne olacak? Yani bunu başkalarıyla nasıl paylaşabiliriz? İnsanlar bunu bir yol haritası olarak alıp bunun üzerine bir şeyler koyabilir mi diye düşünmeye başladık. Bunun sonucunda da aslında bir proje çıktı. İki Okka ya da Pasif Ev projesi. Biz bu projedeki tüm deneyimlerimizi bir web sitesinden insanlarla paylaşmaya başladık.
Tabii biliyorsunuz günümüzde yazılı kaynaktan ziyade görsel kaynaklar daha hızlı tüketiliyor. O yüzden konuyu daha hızlı yaygınlaştırabilmek için bir YouTube kanalı oluşturduk. Ve sürecin arsa satın alma sürecinden ta sonuna kadar bu kanalda yayınlıyor olacağız. Çünkü asıl problemin burada şu olduğunu görüyoruz. Yani teorik anlamda bugün burada da 4 gündür konuşuluyor. Sürdürülebilirlik üzerine bir sürü şey konuştuk ama son kullanıcıya inmiyor bu bilgiler maalesef. Ya da küçük ölçekli, müstakil bir projede bunların uygulanabilirliği ya ekonomik değil ya da imalat aşamasında çok zorluklar var. O yüzden biz bunların hepsini bir şekilde öğreneceğiz. Muhtemelen size en çok hata göstereceğiz. Yani doğrulardan çok hata paylaşıyor olacağız sizinle. Ama biz bunların hepsini bu konsept projede insanlara anlatmak istiyoruz. O yüzden eğer videoları başından sonuna izleyen mimar arkadaşlar ya da yeni mesleğe girecek olan kişiler olursa bir online staj yapmış olacaklar. Bunu garanti ederiz. O yüzden biz birazcık daha bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. Ve hatta bugün size de tekrar teşekkür etmek istiyorum burada. 4 gün boyunca biz standımıza gelen herkese bu öğrendiğimiz bilgileri anlatmaya çalıştık. Ama standa gelen kişilerden de çok şey öğrendik. Bir kere de anladık ki gerçekten bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor. Yine Zero Build'ın da konseptinin sürdürülebilirlik ve net sıfır enerji bina konsepti olduğu için yine bu sahnede bunları anlatıyor olmak bizim için çok güzel. Biz aslında işin birazcık daha nitelik bilgi konusunda zorluklar çekiyoruz. Özellikle bu şeyleri nasıl hayata geçirebiliriz, bunları nasıl yapabiliriz? Bu konularda uygulama yok maalesef. Bu konularda da aslında bir arayış içerisindeyiz. İşin ekonomiden çok nitelikli bilginin bize ulaşması ya da yönlendirilmesine ihtiyacımız var. Çok kısa da projenin son durumundan bahsetmek istiyorum. Şu anda biz projemizin tasarımlarını tamamladık. Pasif ev standartlarını kullandığımızdan bahsetmiştim. Burada PHPP denilen standartlarımızı, hesaplarımızı yapmış durumdayız. Yine inşaat ruhsatımızı da aldık. Mayıs gibi inşaatımıza başlayacağız. Ve süreçte deneyimlediğimiz tüm sorunları, tüm hataları sizlerle paylaşıyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun Halil Bey. Halil Bey, evin lokasyonu nerede? Biz Sakarya Geyve'deyiz. Sakarya Geyve. Evet. Yani bir tasarımcı, hem tasarımcı, hem imalatçı, hem malzeme tedarikçisi, hem de nihai tüketici olan bir aile. İki yazılımcı, evet. Böyle duyarlı, çevreye duyarlı ve bilinçli bir evde yaşasam nasıl bir ortamda yaşarımı dert edinip aslında o hikayenizi paylaşıyorsunuz. Böyle aynen. Bir bütüncül yaklaşımla eminim fuarda hem diğer startuplarımız hem de diğer malzeme üreticileriyle güzel etkileşimleriniz olmuştur diye umut ediyorum. İki Okka House'un peki sonraki adımı ne? Evinizi yaptıktan sonra siz bunu o evde de yine bir paylaşım evi olarak mı düşünüyorsunuz? Bir etkileşim mecrası mı? Yoksa başka lokasyonlarda bu öğrendiklerinizi masaya artık diğer profesyonellerin de, meslek disiplinlerinden gelenlerin de dahil olup iki Okka House'ları mı göreceğiz? Aslında konu tamamen sürdürülebilirlik konusu. Şimdi bizim yaptığımız şey burada 4 gün boyunca konuşulan teorik şeylerin hayata geçip geçmeyeceği konusu. Aslında biz bu evi yapıp enerji anlamında etkin olduğunu, sürdürülebilir olduğunu göstermek istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Biraz o, pasif ev nedir? Biraz daha aslında pasif ev tek bir cümleyle enerjisi kendi kendine yeten, dışarıdan hiçbir kaynağa bağlı olmadan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ev konsepti aslında. Yani çok iyi yalıtıma sahip ve enerji ihtiyacı minimum olan ve bu minimum enerji ihtiyacını da güneş enerjisinden ya da güneş panelinden sağlayabilen ev demek. Şimdi bunlar teoride var ama ülkemizde bununla ilgili çok az uygulama var. Hatta pasif evlerle ilgili dün burada da bir sunum yapıldı. Sadece Gaziantep'te bir bina var. Ama Almanya'da yeni yapılan bütün binalar bu konsepte yapılıyor. Biz de bunun ülkemizde uygulanabilir olduğunu, ekonomik olarak etkin olduğunu ve çalıştığını göstermek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek de muhtemelen başkaları için bir yol haritası çizmiş olacağız. Belki onlar için de işleri kolaylaştırmış olacağız. Yani temel hedefimiz birazcık daha bilginin sürdürülebilirliği. Anladım. Valla ne güzel. Ne güzel. Yani herkesin sizin gibi böyle mimarlara örnek olsun. Sadece tabii. Duyarlı olmak değil, aynı zamanda aksiyon yapmak. Da alınıyor. Evet. Yani hani o yüzden de ayrıca kıymetli bir proje. İşte çok önemli. Evet. En büyük sorun hadi. Zaten sektörün tabii. Konuşmak ama yapmak ama eş zamanlı onun proje halini görmek evet. Ve umarım evinizde de sonra mimarlık ve mühendis öğrencilerinin de geldiği gezilerle paylaşımınızı evet. Genişletirsiniz.
Yani Avrupa'da bu yaygın. Mesela pasif evler Avrupa'da pasif house günleri var. Belirli aralıklarla insanlar bu evleri açıyorlar ve siz onları gidip deneyimleyebiliyorsunuz. Biz de muhtemelen Türkiye'de hemen hemen de ilk evlerden biri olacağı için herkese açık olacak. Belirli aralıklarda gelip ziyaret etmek isteyen enerjide etkin mi değil mi bunları görebilecekleri bir konsept proje olacak. O yüzden gelmek isteyenleri herkes her zaman ağırlamak isteriz. Biz teşekkür şöyle ederiz. Bir kahveye bir alalım bu yatağı. Tabii ki de hiç sorun yok. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.